başlıyor? 23 Ekim 22 Kasım. Yani şu andaki ben şey bilmiyorum ama ay akrep burcundayken yolculuk yapmayın. Haram mı? Değil. Haram mı? Değil. Ama sana sahabe-i kiramdan hadis olarak rivayet gelmiş. Anladın mı? Çarşamba günü tırnak kesmeyin. Kan aldırmayın buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olur? Alaca hastası olursunuz buyurmuş. Alimin biri de hadis alimi, bu hadis zayıf demiş, gitmiş, kan aldırmış veya tırnak kesmiş. Ondan sonra bütün derisi bembeyaz olmuş. Üzülmüş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görmüş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de demiş ki, elem tesmanehi, sen benim hadis alimisin. Çarşamba günü tırnak kesmeyin, kan aldırmayın. Yasağımı duymadın mı? Duydum, biliyorum, hadisi de yazdım ama ya Resulallah zayıf diye, senedi zayıf diye çok şey yapmadım, amel etmedim yani. Tersine amel ettim. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Rüyada. Bunu Gümüşhanevi Hazretleri, meşhur meşayihin ullarından, Ramuz'un şerhinde, Levâmül Okul kitabında, beş ciltlik eserde zikrediyor. Daha birçok kaynakta zikrediyor. Camus Sahir şehirlerin hepsinde geçiyor. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Elem yekfike entesma. Bir hadisi, rivayeti duyman yetmedi mi? Ne kaşınıyorsun demek istedi yani. İyyâke vel istihfâfe bi hadisi. Benim hadislerimi hafife almaktan sakın. Öyle zayıf mayıf, zaten Efendi Hazretleri zayıf diyeni kapıdan kovardı. Bir daha da bu adamla ilişkiyi keselim dedi, derdi. Hadise zayıf denir mi ya? Kaynakta varsa, meşayihin kitaplarında varsa. Ama acıdı yine. Ya Resulallah dedi, bir elini sürersen şu hastalığım geçer. Çünkü tedavisi yok, hala yok alacanın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine acıdı, ona da muhaddis diye. Efendim mübarek elini sürdü, uyandı, geçti. Ya öyle bir rüya ki, uyandığında doktorların geçiremediği hastalık geçti. Ha onun için herkes hadis-i şeriflere karşı saygılı olmak zorundadır. Efendim, yine Hazreti Ali'den de yine rivayet var. Nedir o? Ayın sonunda adam yolculuğa çıkmak istedi. Dedi ki, Allah senin ticaretinin bereketini mahvetmesini mi istiyorsun? Ya Resulullah'dan duyduğu hadis de var. Onun için istakbil ilâle şehri bil huruc. Ticaret için yolculuğa çıkanlar ayın başını beklesin. Hazreti Ali Efendimiz'den de yine bu rivayet geldi. Sonra efendim yine İmam Fahru Razi zikrediyor. Yıldız ilmine vakıf olan biri vardı. Ama hakikaten ilim olarak yani gezegenlerin iktiranı, ihtilafı, işte yaklaşması, uzaklaşması nelere sebep. İbn Abbas dedi ki, ya dedi, bilmediğin şeyleri millete anlatıyorsun dedi. İbn Abbas dedi ona radıyallahu anh. O da dedi ki, senin dedi mektepte bir çocuğun var, yani medresede, yarın sıtma olacak, onu, ayın 10'unda da ölecek dedi. Hoppala dedi ya. İbn Abbas dedi ki, sen ne zaman öleceksin dedi ona. Benim oğlan ölecek de sen ne zaman öleceksin dedi. O da dedi, senenin başında da ben ölürüm dedi. Ondan sonra İbn Abbas'a da dedi ki, sen de kör olmadan ölmeyeceksin dedi. Hepsi de oldu. Bu adam peygamber değildi, evliya da değildi ama nücum ilmine vakıf idi. Hazreti Abbas'ın, İbn Abbas'ın çocuğu sıtma oldu ertesi gün, 10. gün öldü. O adam da sene başında öldü. İbn Abbas da abdestte gözünün içine su sokmaktan, kuru yer kalmasın diye gözünün dibine kadar su sokardı. O da mübarek kör oldu. İbn Abbas son zamanında görmüyordu mesela. Nücum ilmi vardır. Bu ilme vakıf olanlar vardır. Erbabı vardır. Var olan şeyi de inkar, insafsızlık olur. Ama yaratan ancak Allah'tır. Hiçbir gezegen bir şey yaratmıyor. Ondan sonra Şabir radıyallahu anh, Ebu Derda'dan naklediyor. Sahih hadislerde geçiyor. Huzeyfe'den de radıyallahu anh geliyor. Hepsi ne dediler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öyle ilimler öğretti ki havada uçan kuşun kanadına kadar hiçbir ilimden bizi nasipsiz bırakmadı. Ama kimini Ebu Bekir Sıddık'a öğretti, öbürünü öğretmedi. Kimi ilmi